Efendim biliyorsunuz Piri Reis denizaltısı cumartesi günü düzenlenen törenle hizmete alındı. Mavi Vatan'ın yeni gücü deniyor Piri Reis için tabii. Peki neden? Şimdi bu önemli konuyu konuşacağım. Değerli bir konuğum var. Emekli Tümamiral Doktor Deniz Kutluk bizimle birlikte olacak ana haberde. Kendisini de gördüm. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, ana habere. İyi akşamlar. İyi akşamlar Esra Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Şimdi öncelikle Piri Reis'in önemini sorarak başlamak isterim. Müsaade ederseniz Türk donanmasına ne katacak Piri Reis diye sormak isterim. Sayın Topaş, Piri Reis denizaltısı havadan bağımsız niteliğiyle diğer denizaltılarımızdan ayrılıyor. Bu ne demek? Bu kendisini batırmak isteyenlere karşı ekstra bir mücadele gücü demek. Bu ekstranın boyutları çok farklı. Ama her konusunda tartışamıyoruz Piri Reis'in. Çünkü kendisine özgü gizlilikleri var. Türkiye'nin yaptığı bazı değişiklikler var. Bu teknik kabiliyetlerini arttırmak için. Bu nedenlerle de zaten imalat, inşaat süresi gecikmiş ve uzamış durumda. Normalde 5,5 yıl kadar süre alıyor bu tip bir denizaltının yapılması. Bu denizaltı 2015'te kaynağı yapıldı. Bakın 9. senesinde teslim alınıyor. Dolayısıyla düşmana korku verecek denizaltı. Ne kadar korku verdiğini ifade etmek gerekirse 2020 Ağustos'undaki Doğu Akdeniz krizine gidersek oradan sonra Yunan Savunma Bakanı'nın veya Dışişleri Bakanı'nın görevde de bulundu. Almanya'ya rica ettiğini ve bu denizaltıları Türkiye'ye teslim edilmesinin durdurulmasını istediğini hatırlamamız lazım. Bu denizaltıların ayrıca nükleer denizaltılardan sonra en uzun süre denizaltında kaldığını söyleyebiliriz. Bu denizaltında sürekli kalmak demek gayet sinsi bir yaklaşımla düşmanınıza yaklaşıp onu imha etme kabiliyeti kullanmanız demek oluyor. Birçok yayın organında nükleer denizaltılardan sonra en önemli denizaltı olarak bahsedildi. Ama bence nükleer denizaltıdan daha önemli bir yönü var. Çünkü benim inancıma ve değerlendirmeme göre bu denizaltılar nükleer avcı denizaltıları da avlayacak kabiliyettedir. Evet, Sayın Komutanım şimdi şunu da sormak isterim. Yani Piri Reis'in Mavi Vatan'ın savunması için önemli olacağına vurgu yapılıyor. Bunun altı çok çiziliyor. Yani bunu bizim için biraz açar mısınız? Yani Mavi Vatan'da Piri Reis gibi bir denizaltının olması neler katacak bize? Şimdi Deniz Harbi'nin bütün safhasını anlatmak yoluna gitmemiz lazım ama şimdi Deniz Harbi iki temel prensip üzerine kurulmuştur. Yani siz muhatabınız muhasım hale geldiği zaman ve onunla bir savaşı göğüslemek mecburiyetinde kalmışsanız denizleri ya kendiniz kullanır ona kullandırmazsınız ya da ona veya başkalarına kullandırmazsınız. Yani iki değişik şekilde savaşı yönetebilirsiniz. Bunlardan denizleri kullandırmama görevinde denizaltılarınız o bölgeyi diğerlerinin müdahalesinden tecrit eder, uzaklaştırır. Şimdi diyelim ki bir Doğu Akdeniz'de bir kriz yaşadık A devletiyle ve C devleti de B devletinin yanında bu işe müdahale etmek istiyor. İşte o zaman bu gibi denizaltılar çok uzun süre o bölgeyi deniz trafiğine kapatırlar. Bu trafiğin içinde suüstü gemileri, sivil gemiler ve yabancı denizaltılar olabilir. Bunların hepsini engelleyebilirler. Ayrıca suyun altında ne zaman nerede olduğu belli olmayan ve aranıp tarandığı zaman da 80-90 gün bulunamayacak bir denizaltı rakibine istediği kadar yaklaşıp onu güdümlü mermileriyle ateş altına alabilir ve yok edebilir. Karaya da bu güdümlü mermiler atabilir, hassas hedeflerine atabilir. Ve siz bunlardan 6 tanesini birden alıyorsunuz. Yani bu Türk Deniz Kuvvetleri'nde 10 tane denizaltı bulunuyor. Siz buna 6 tane bir ne diyelim buna kuantum sıçraması yaptırıyorsunuz. Gerçekten bu Türkiye'nin bu bölgede Mavi Vatan'ına göz dikeceklerin çok farklı düşünmesini gerektirecek bir niteliktir. Tedirgin edecek veya 2-3 defa daha düşünecek böyle bir hamleye girişmeden önce. Buna desteğini beklediği Batı başkentlerinin de kolaylıkla bu desteği vermesi mümkün değildir. Size şöyle söyleyeyim. Modern deniz ve hava silahları geliştikten sonra bir tek savaş yapıldı. O da 1982 yılında Falkland'da yapıldı.
7000 deniz mili uzakta İngiltere'den. Bu savaşta bir tek denizaltının nerede olduğunu, bu sınıf denizaltının nerede olduğunu İngilizler bilmiyordu, bulamıyordu. Ve bütün deniz hava vasıtalarını aşağı yukarı bu harekatın sürdüğü 70 gün boyunca havada tutmak zorunda kaldılar. Tedirginliklerinden, onu arayıp bulma ihtiyacından, onun kendilerine zarar vermesini engellemek için. O da gerçekte zarar verecek hamleyi yapmış ama torpidoları milli olmadığı için, bizim bugün denizaltıya koyduğumuz torpidolarımız millidir, Akya torpidosudur. Milli olmadığı için o da gitmiş ateşlemiş fakat patlamamış diye istihbarat mevcut. Yani bu anlamda çok önem taşıyan bir yapıdır. Ayrıca TCG Anadolu ve gelecek olan kardeşi TCG Trakya biraz daha cüsseli ve uçak gemisi nitelikli geliyor. Bunların savunmasında da bu denizaltıların görevi olacaktır. Yani A noktasından B noktasına diyelim ki Akdeniz'e çıktınız. Batı Afrika'da bir göreve gidiyorsunuz. Bu denizaltılar onların suyun altından, onların geçecekleri suları daha evvel kat ederek onlara yol açacaktır. Konsept aslında bu şekildedir. Amerikan uçak gemileri de böyle kullanılır. Türkiye de böyle kullanacaktır. O bakımdan bir an evvel diğer kardeşlerinin altı denizaltının hizmete girmesini doğrusu heyecanla bekliyoruz. Dostlarımız bundan güç bulacaklardır ama bizi düşman görenler de oldukça ikircikli bir duruma düşeceklerdir. Efendim şimdi biraz önce siz de TCG Anadolu'dan bahsettiniz. Tabii son dönemde TCG Anadolu gibi, Piri Reis Denizaltısı gibi donanmamızı güçlendiren adımlar atılıyor. Böyle hamleler geliyor. Şunu da sormak isterim size. Yani Türkiye'nin bu alanda atabileceği başka hangi adımlar var? Hangi adımlar olabilir? Ne dersiniz? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri genelinde ve Deniz Kuvvetleri özelinde esas amaç silahlı kuvvetlerin yurt savunmasını yaparken yurt ekonomisine en az külfetle bu işleri yapmasıdır. Yani gelişmiş ülkelerde bu iş böyle oluyor. Şimdi Türk Deniz Kuvvetleri bu noktadadır. Yani çok değerli bir ürün olan milli gemiyi, MİLGEM'i 3 ülkeye 12 tane sattık. Buradan milyarlarca dolar girdi, döviz girdiğimiz oldu. Bunların kaynaklarıyla silahlı kuvvetlerin yeni hamlelerin yapılması imkanı kazanıldı. Yani bir süre sonra silahlı kuvvetler kendi yıllık maliyetini sattığı yüksek teknoloji ürünlerle geri kazanmış olacak. Ve bir süre sonra da bu geri kazanma aslında silahlı kuvvetlerin maliyetlerini çok daha ötesine gidecek. Bu yoldayız çünkü son birkaç yıldaki sıçramaya bakarsanız yani yarım milyar dolarla başladılar. Şu an 6 milyar dolarlık bir ihracat var. 12 kat artmış gibi görünüyor. Tabii bunlar uzun yıllar önce biliyorsunuz bir jenerasyonu kazanacaksanız eğitime yatırım yapmanız lazım. Bunlar uzun yıllar önce, 1,5-2 jenerasyon önce eğitime yapılmış olan yatırımların bugün verdiği ürünlerdir. Deniz kuvvetleri bu bakımdan milli gemileri 3 paket halinde sattıktan sonra Pakistan, Malezya ve Ukrayna'ya şimdi kendisi o gemilerin genel planı kapsamında İstanbul sınıfı, İ sınıfı gemileri yapıyor. O serinin devamı olarak TF, yani Türk tipi 2000 muhribini, fırkateynini, hatta kurvazörünü yapacak diye düşünelim. O bir bölge savunma sağlayacak bütün bölgeye. Yani Deniz Kuvvetleri kendi birliklerini koruduğu gibi hem Türkiye'ye gelecek olan kıtalar arası füzelere karşı da bir savunma imkanı kazandıracak, hem de kıyısında harekat yaptığı kara veya diğer sivil birliklerini korunmasını sağlayacak. Tabii ki NATO içinde de benzeri rolleri üstlenecek. İşte bu teknolojik sıçrama hem Türkiye'de çok üstün bir insan gücünün, kaliteli insan gücünün yurttan kaçmadan yurt içinde istihdam edilmesini sağlıyor. Öte yandan dostlarımızın elde edemediği silahları onlara satma şansımız oluyor. Çünkü birçok silah ambargoludur. Kimse kimseye teknolojisini satmaz ama Türkiye böyle yapmıyor. Dost bildiği ülkelere son kullanıcı sertifikalarını aldıktan sonra bu silahlarını satabiliyor. Bu benzer şekilde bir milli denizaltı projemiz de var. Birçok yapılmış milli silah var bu arada. Atmaca var, Akya torpidosu var, milli elektronik harp var, milli denizaltı torpidosu karıştırma imkanı var. Diğer milli karakol gemileri var, açık deniz karakol gemileri var. Yani dolu dizgin giden bir yapıdayız. Bu yapıyı destekleyen bir husus da 1980'li yıllarda Türk tersaneciliğinin İstanbul'un Halicinden çıkarılarak Tuzla'ya taşınmış olmasının
ve orada sivil tersaneciliğe alıştırılmış olmasının daha geniş imkanlarla yarattığı bir ortak sinerji var Deniz Kuvvetleri'yle. Çünkü bir siparişi verdiğiniz zaman 5-6 tersane birden onu üretmeye başlayabiliyor. Bu müthiş bir şey. Seri üretim manasına geliyor bu. Bugün bakın Ukrayna Savaşı devam ederken Amerikan savunma endüstrisi onu desteklemekte kısa düşüyor. Eksik kalıyor. Çünkü üretim altyapısı onu destekleyecek kadar büyük değil. Ama Türkiye bu yeni modeliyle sivil tersaneler, askeri tersaneler, askeri tersanenin öncülük etmesi, sivillerin onu desteklemesiyle bence yeni bir konsepte gayet iyi ilerliyor. Ümit ediyorum diğer kuvvetlerin de benzeri çabaları bu noktada başarılı olacaktır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler efendim.